Sevgili sağlık çalışanları, bu zor dönemde bizlerin sağlığını korumak için çok çalışıyorsunuz. Biz de evde kalarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emekleriniz için çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. Sevgili sağlık çalışanlarımız, öncelikle bu zor günlerimizde bizlere yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te hasta yatağında benim Türk doktorlarına emanet edin demiştir. Sizlere güvenim sonsuz. Ben her akşam saat 21'de sizlere alkışlıyorum. Sizleri çok seven Zeynep İri Aksan. Bu zorlu dönemde yani koronavirüs COVID-19 döneminde kimsenin yapabileceği bir şey yok. Ama sizler hariç. Yaptığınız hiç kolay bir iş değil. Herkes evine kapanmalı. Anneanne, babaanne ve dedelerimiz tehlikede. Biz çok dikkat etsek de bazı yerlerdeki insanlar çok duyarsız. Siz gece gündüz demeden çalışıyor, hastalarınızı iyileştiriyorsunuz. Bu dönemde her şeyimizi size borçluyuz. Merhaba kurtarıcı meleklerimiz. Bu zor günlerde en çok sizlerin desteğe ihtiyacı var. Sizin sayenizde hastalar iyileşiyor. Sizleri çok seviyoruz. Tüm Türkiye'yi sesleniyorum. Kurtarıcı meleklerimiz için evlerinizde kalın. Siyah günleri aydınlatan beyaz önlüklüler. İyi ki varsınız. Merhaba. İyi ki hastanelerinizi açıyorsunuz. Biz de iyileşebiliyoruz. Sizin için bu zor bir sorumluluk biliyorum. İnşallah koronavirüsü geçirebilirsiniz. Size kocaman yapıyorum. Görüşmek üzere. Sevgili sağlık çalışanları, bizim iyileşmemiz için hastanelerde her yerde bizimlesiniz. Bize moral veriyor ve birçok hastayı iyileştiriyorsunuz. Siz her gün erkenden kalkıp koşa koşa hastaları iyileştirmeye giderken biz sizlere yardımcı olmak için evimizde kalıyor, ellerimizi sık sık yıkıyor ve ellerimizi yüzümüze ve tozlu yerlere sürmüyoruz. Ama eğer zorunlu olursak ellerimizi bol su ve sabun ile yıkıyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Biz sağlığımızı koruyoruz. İyi çalışmalar. Size çok ama çok teşekkür ederiz. Sevgili sağlık çalışanları, biz evde kalsak bile siz hastaneye gidip insanları iyileştiriyorsunuz. Koronavirüs için de çok hazırlıklısınız. O yüzden Türkiye'yi koronavirüsten koruyacağınıza inanıyorum. Benim babam da hastaneye gidiyor. Koronavirüse rağmen hastaları iyileştiriyor. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli sağlık çalışanları, siz hiç kimsenin cesaret edemeyeceği bir şeyi canınızı ortaya koyarak fedakarca yapıyorsunuz. Size yerinizde olduğumu düşünüyorum bazen. Ne kadar zorlandığınızı hissedebiliyorum. Bu yüzden size hissettiklerimi anlatmak istedim. Sizler içerisinde bulunduğumuz bu korona günlerinde bile çok cesurca çalışıyorsunuz ve hepimizi gururlandırıyorsunuz. Sizler Kurtuluş Savaşı'ndaki askerlerimiz gibisiniz. Sizler tüm dünyanın kahramanlarısınız. Sizler ayakta alkışlanmayı hak eden ve bizlerin gelecek güzel günlere umutla bakmasını sağlayan mucizevi meleklerimizsiniz. Saygılarımla. Sevgili sağlık çalışanları, dünya koronavirüsle mücadele ederken size çok ihtiyaç duyuluyor. Bizler evlerimizde otururken siz insanların hayatı için mücadele ediyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kanatsız meleklerimiz, sadece bugünlerde değil, dünyaya ilk gözümü açtığım andan itibaren hem benim hem de sevdiklerimin sizlere ihtiyacımız olduğu her anda gece gündüz demeden desteğinizi esirgemediniz. Bilginizle, özveninizle, kalbinizden gelen o muhteşem sevgi ve merhametinizle tüm insanlığa şifa dağıtıyorsunuz. Yaptığınız fedakarlıklarla hepimizin hayatına bir melek olarak girdiniz. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Merhaba, ben Ömür. Jardiner Koleji 2. sınıf öğrencisiyim. Sevgili sağlık çalışanları,
Son günlerde her şey o kadar farklı ki okuluna gidemiyorum. Evimizden çıkamıyoruz. Eskiden çok kolay yapabildiğimiz pek çok şeyi koronavirüsü yüzünden yapamıyoruz. Benim ve arkadaşlarım için zor olsa da evimizdeyiz, güvendeyiz. Bazen düşünüyoruz. Biz koronavirüsünden kaçarken doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız nasıl da bu tehlikeli virüsle mücadele ediyorsunuz. Ama biliyorum sizler bizim için biz hasta olmayalım diye çalışıyorsunuz. Hasta olunca iyileşelim, iyileşim için çalışıyorsunuz. İyi ki varsınız. Siz bizim beyaz önlüklü süper kahramanlarımızsınız. Hepimiz korktuğu bu virüsten dolayı bizi cesurca koruduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kalbimiz ve alkışlarımız sizin için. Yaşadığımız bu zor günleri sizler sayesinde güvenle atlatıyoruz. Biz hepimizde güvenle ve temiz uyurken siz hastanede insanları iyileştirmek için kalıyorsunuz. Belki de kaç gündür çocuklarınızı göremiyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır ama lütfen bizi bırakmayın. Size çok teşekkür ederiz. Unutmayın, siz bu ülkenin beyaz meleklerisiniz. Merhaba, ben Ada. Biliyor musunuz ben de doktor olmak istiyorum. Doktor olunca sizlere örnek alacağım. Siz bizim hayatlarımız için kendi hayatlarınızı feda ediyorsunuz. Hep bize yardım ettiniz. Biz de size alkışlarla teşekkür edeceğiz. Ve sağlıkla kalın. Sevgili sağlık çalışanlarımız, bizler için çok çalışıp emek veriyorsunuz. Hasta olanları iyileştirmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar için kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Bu yüzden sizler hasta olmayın diye dua ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Maskenizi çıkarmayın. İlk önce teyzem Tuğba, Kaynak A ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım aşıyı bulursunuz. Bu zorlu günleri atlatıp her şey normale dönecek. Size çok güveniyoruz. Gece demeden, gündüz demeden, virüs demeden sağlığımız için çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler. Onlar için ben evdeyim. Lütfen siz de evde kalın. Sevgili sağlık çalışanlarımız, sizler bu zor günlerde bizler için çalışıyorsunuz. En çok da evde sizi bekleyen çocuklarımız sizleri çok özlüyordur. Siz de onları çok özlüyorsunuzdur. Sevgili sağlık çalışanları, bizi koronadan kurtarmak için canla başla çalıştığınız için teşekkürler. Umarım siz de bir an önce çocuklarınıza kavuşursunuz. İyi ki varsınız. Sevgili sağlık çalışanları, merhaba. Ben Dokkal Demir, Cihalet İlerbi İlkokul öğrencisiyim. Doktorlarımızla, hemşirelerimizle, hasta bakıcılarımızla yani tüm sağlık çalışanlarına öncelikle çok teşekkür ederim. Ülkemizde ve dünyada koronavirüs tehlikesi bulunuyor. Koronavirüs çok tehlikeli bir virüstür. Şu an ülkemizde okullar kapandı, evlerimizden çıkamıyoruz. Büyüklerimize ve bize dışarı çıkma yasağı geldi ama yine de ben korkmuyorum. Çünkü biliyorum ki sizler oldukça... Biz tedavi olabiliriz. Sizler de bizim için tüm risklere rağmen dışarı çıkıp çocuklarınızı evde bırakıp çalışmaya gidiyorsunuz. Hastaları tedavi ediyorsunuz. Siz bizim hayatımızı düşünüyorsunuz. Çok cesursunuz. Sizler bizim hayatımızda var olduğunuz için çok mutluyum. Sizi çok seviyorum. Bunu hiç unutmayacağız. Sevgili sağlık çalışanları, hasta olanlara yardım ettiğiniz için teşekkürler. Bu hastalık... Varken bizim için çalışıyorsunuz. Siz olmasaydınız biz ne yapardık? Siz insanlara iyi olsun diye uğraşıyorsunuz. Siz çok iyi insanlarsınız. İyi ki varsınız. Siz bu mesleği insanlara yardım etmek seçtiniz. İyi ki varsınız. Sağlık çalışanları sizleri çok seviyoruz. Doktorlar ve hemşireler. Sevgili doktorlarımız ve hemşirelerimiz. Sizleri bu zor zamanda çok önemlisiniz. Hastalarla beraber COVID-19'a karşı mücadele ediyorsunuz.
Gece gündüz çalışıp uyumuyorsunuz. Televizyonda bize yol gösteriyorsunuz. Örneğin el yıkamak, evde kalmak, maske kullanmak ve daha çok bilgi veriyorsunuz. Hastalığın size bulaşmaması için elinizden geleni yapın. Sizlere çok teşekkür ederiz. Bu dünya sizsiz olmaz. Sevgili sağlık çalışanları, bu mektup sizler için. Sizi ve yazacaklarımı çok önemsiyorum. Koronavirüs yüzünden evde kalmak zorundayız. Ama sizler bizler için dışarı çıkıp hastaneye gidiyorsunuz. Bizleri kurtarmak için sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Ben de büyünce sizler gibi doktor ya da veteriner olmak istiyorum. Sizler gibi insanlar, hayvanlar ve dünyadaki tüm canlılara yardım etmek istiyorum. Her akşam saat 9'da pencereden sizi alkışlıyorum. Sizleri çok alkışlarsam o kadar güçlü olacaksınız. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Evde kal Türkiye. Sevgili sağlık çalışanları, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Virüs varken siz sokağa çıkıp bizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Sevgili sağlık çalışanlarımız, bizler evde kalırken sizler fedakarca ve yorulmadan çalışıp insanları iyileştirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Size minnettarız. Merhaba, benim adım Deniz. İlkokul 1. sınıf öğrencisiyim. Artık koronavirüs geldiği için evdeyim. Siz doktor abiler, ablalar hastanede bizim için çalışıyorsunuz. Annemle ben sizin sayenizde evde beraberiz. Teşekkür ederiz. Siz kendinizi düşünmeden bizi düşündünüz. Siz ailemizi görmeden bizi iyileştirdiniz. Size nasıl teşekkür etsek azdır. Gülen yüzünüz hiç sanmasın. Sizi çok seviyorum dedim. Buraya kendimi çizdim. Buraya bir tane birini çizdim. Onu iyileştiriyordum. Buralara böyle bulutlar çizdim öğretmenim. Ve kalpler çizdim. Bu kadar. Görüşürüz. Sevgili doktorlar, iyi ki varsınız. Siz bizi iyileştiriyorsunuz. Size çok borçluyuz. Bizim için çok çaba harcıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Siz bizi düşünüyorsunuz. Ben de sizi düşünüyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Siz şu anda olmasaydınız dünyamız tehlikede olurdu. Canım babacığım ve diğer sağlık çalışanları, siz bizi hastalıklardan koruyorsunuz. Hasta olan kişileri iyileştiriyorsunuz. Lütfen korona kapmayalım diye herkese duyuru yapın. Lütfen bizi koronavirüsünden koruyun. Dünyamızı ele geçirmesin. Herkes ellerini yıkasın, ellerinde kalsın. Sizi seviyorum. Sevgili doktorlarım ve hemşirelerim, çok çaba gösteriyorsunuz ve sizi çok seviyorum. Canla başla çalışıyorsunuz ve ben bunu kutlamak istiyorum. Sizi tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Koronavirüsün tüm dünyayı ve insanlığı tehdit ettiği bu günlerde tüm sağlık çalışanları fedakarca gece gündüz çalışmaktadır. Bu fedakarlığınız için sizlere çok teşekkür ediyor. Sizleri çok seviyoruz. Bizler evlerimizden bile çıkamazken büyük bir risk altında nöbet tutan ve hastaları iyileştiren sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık göstermektedirler. Özellikle her gün Sağlık Bakanlığı tarafından iyileştirilmiş hasta sayılarını görünce çok mutlu oluyorum. Gece gündüz hep ilacını arıyorsunuz. Ama bizler inanıyoruz, bir yolunu bulacaksınız ve
Bizlerin kahramanı olduğunuz gibi tüm dünyanın kahramanı olacaksınız. Sevgili sağlık çalışanları, sizler bizlerin sağlıklı olmamız için özveriyle gece gündüz çalışıyorsunuz. Sevdiklerimizden, ailelerinizden uzakta olanlara özleyerek çalışıyorsunuz. Umuyorum bu günler çabuk geçsin. Dışarıda oyun oynayalım. Sevgili sağlık çalışanları, birilerini kurtardığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, kolay gelsin. Sevgili sağlık çalışanları, bugünlerde yaşadığımız koronavirüsü salgını sebebiyle derslerimizi evden takip ediyoruz. Ama sizler gece gündüz demeden canla başla hastanede hastalara çok iyi bakıp onları iyileştiriyorsunuz. Siz olmasanız ne yapardık? İyi ki siz varsınız. Sizlere çok kolaylıklar diliyorum. Ve kimse hasta olmasın istiyorum. Sevgililer, sizleri çok seviyorum. Sevgili sağlık çalışanları, ne zaman bir yerimiz acısa sizler bizi iyileştiriniz. Şimdi dünyayı ve ülkemizi tehdit eden virüs salgını nedeniyle yine bizleri iyileştirmek için çok çalışıyor ve ailelerinizi bile göremiyorsunuz. Verdiğiniz emekli için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sevgili sağlık çalışanları, hastaları iyileştirmek için verdiğiniz emeklere teşekkür ederiz. Her gün sayenizde iyileşen hastaları duymak bize gurur veriyor. Asla yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü Türkiye sizinle. Biz bu durumdayken siz bize bu durumdan kurtarıyorsunuz. Ve bizi yoğun bakıma alıyorsunuz ve bize... Koronavirüsten dolayı okulum kapalı. Biz sağlığımız için evde kalıyoruz. Eve gidemeyenler için çok üzüldüm. Okumaya başlayayım mı? Tamam. Bizleri koronavirüsten korumaya ve iyileştirmeye çalıştığınız için çok teşekkür ederiz. Kendi canlarını hiçe sayıp gece gündüz çalışan Türkiye'nin sağlığına kavuşması için yapmış olduğunuz fedakarlıklar için çok teşekkür ederim. Sevgili sağlık çalışanları, siz olmasanız dünya hep virüsle savaşır. Sizin bu büyük emeğiniz milyarlarca insanı kurtardı. İyi ki varsınız. Her akşam saat 9'da sizi alkışlıyoruz. Çünkü sizler bizim sağlıklı olmamız için çok çalışıyorsunuz. Bizim kahramanımız, yani sağlık çalışanımız. Umarım hastalıklar hemen biter. Siz de ailenize kavuşursunuz. Bize verdiğiniz çaba için çok teşekkür ederiz. Annem size yardım olarak sağlıklı yemekler yapıyor. Sizleri çok seviyor ve kolaylıklar diliyorum. Sevgili çalışanlarımız, zor bir dönemdesiniz biliyorum. Korona bize ilk geldiğinde çok korktum ama anladım ki korkacak bir şey yok. Biz sizin için evimizdeyiz. Siz bizim için hastalarımızı iyileştiriyorsunuz.
Sevgili sağlık çalışanları, siz bizler için hastanelerde kalıp bize hasta olunca tedavi ediyorsunuz. Biz size evde kalıp size yardım etmeye, yani yükünüzü hafifletmeye çalışıyoruz. Biliyorum, çok yoruluyorsunuz ve hasta olanlar için çok çalışıyorsunuz. Bunun için size minnettarız. Tüm JTK ve diğer okullar size yardım etsin, sizi sevsin. Hemşireler, siz aşılarımızı yaptınız, bize baktınız. Siz olmasanız ne yapardık? Hep gülen yüzlerle gelirsiniz. Sağlıkla geleceğine inandığımız güzel günler için size güveniyoruz. Dışarıda virüs var. Biz evimizdeyiz ama siz hala hep işe gidiyorsunuz. Sizin sayenizde hastalarımız iyileşiyor. Çok çalışıyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Belki ben de sizin için ileride robot yaparım. Siz de evde huzur içinde dinlenirsiniz. Sizler bizler için büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz. Lütfen kendinize dikkat edin. Biz hastaların isminden bile korkarken siz her gün hastaların yanındasınız. Bazen evlerinize gidemediniz. Bazen çocuklarınızı görmediniz. Sırlanmadınız. Ve daha az uykuyunuz. Şu anda bütün dünyayı etkileyen çok kötü bir hastalık var. Bu yüzden biz de okula gidemiyoruz. Evde kalıyoruz. Bu mektubu sizlere moral vermek için yazdım. Sizler bizler için çok önemlisiniz. Ben kurallara uyuyorum. Evde kalarak derslerimi çalışıyorum. Kitabımı okuyorum. Zaten bu güzellikleri yapıyordunuz. Ama sadece koronavirüs geldiğinde ülkemizin durumu daha kötüleşti. Aslında tüm dünyanın durumu kötüleşti. Ama siz yılmadan, pes etmeden çalıştınız. Gece gündüz demeden çalıştınız. Bizleri bu zamana kadar koruyan sağlık çalışanlarına ve onların ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ben de evde kalarak size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kötü günlerin çabuk geçmesini, bitmesini istiyorum. Size iyi şanslar diliyorum. Çinlilere çok kızdım. Ama 14 gün sonra COVID-19 ölecek. Sizler de çocuklarınızın yanında evinize gidebileceksiniz. Virüs salgını altında çok kötü günler geçiriyoruz. Dedelerimiz, anneannelerimiz evden çıkamıyor. Biz de evden çıkamıyoruz. Virüsten kendimizi korumak için evi temizliyoruz ve dışarı bir adım bile atmıyoruz. Sizi çok seviyorum çünkü sizler çok iyisiniz. Siz bu hastalıkları hastalık virüs demeden başarabilirsiniz. Şu an en çok istediğim şey bu hastalığın bitip sağlıklı evinize dönmenizi. Hepinizi çok seviyorum. Bütün doktorlar sizi çok seviyorum. Umarım siz de hasta olmazsınız ve herkes iyileşir. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde bu günler geçecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben küçükken sizden çok korkardım. Her beyaz önlük gördüğümde ağlardım. Çünkü beni muayene ettiğinizde elinizdeki aletlerin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Ama büyüdükçe daha iyi anlıyorum ki binlerce kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Sağlık çalışanlarımız bizim için gece gündüz demeden ülkemiz için bu kadar uğraşırken hala bazı insanlarımız kurallara uymamaktadır. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Sevgili atamın dediği gibi beni Türk doktorlarına emanet edin. Elimizden geleni yapıyoruz. Böylece hastalığın yayılmasına engel oluyoruz. Sevgi ve saygıyla hepinizi kucaklıyor. İyi çalışmalar diliyorum. Bu zorlu günlerde bizlere gösterdiğiniz sevgi, saygı ve sabır için sizlere çok teşekkür ederim. Sizi her akşam saat 9'da balkonlarımızdan alkışlıyoruz. Sizleri yormamak için
bir süre daha evlerimizde kalmaya devam edeceğiz. Çok uzun süreler nöbet tutuyorsunuz. Birçok insana yardım ediyorsunuz. Bu virüsün sayenizde yenileceğiz. Ben de büyüyünce doktor olacağım. Tüm sağlık çalışanları, sizi çok seviyorum. Bu kötü günler geçtiğinde sizi hiç unutmayacağız. Kurtardığınız hayatlar için teşekkür ederim. Lütfen sağlık çalışanlarımıza yardım için evde kalın, temiz kalın. Zor günlerimizi sayenizde atlatacağız. Sizler birer iyilik meleği ve benim kahramanımsınız. Akşamları cama çıkıp sizleri alkışlıyorum. Bütün insanlık için hayatınızı riske atıyorsunuz. Ülkemizin süper kahramanlarısın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız virüsler çoğalırdı. Sizin sayenizde bu virüsten en kısa zamanda inşallah kurtuluruz. Siz rahat çalışın. Evde yapılacak çok şey var. Uyarılarınıza dikkat edeceğime söz veriyorum. Lütfen siz de kendinize dikkat edin. Ben de büyüyünce sizler gibi doktor olmak istiyorum. Umarım bu günler hemen biter. Bu zor günlerde evinizden, sevdiklerinizden ayrılıp gece gündüz çalışıyorsunuz. Okullarımız kapandı. Evlerimizden çıkamıyoruz. Bütün bunlara koronavirüs sebep olmuş. Biz evdeyken siz hayat kurtarıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yoksa bizi hastalıklardan kim korur? Sevgili sağlık çalışanları, siz dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. En kısa zamanda hayatımızın normale dönmesini istiyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Siz çok iyi çalıştınız. Hastaları çok iyi iyileştirdiniz. Umarım en yakın zamanda virüs geçer ve hepimiz eski günlerimize geri döneriz. Zor durumlarda bizi kurtarıyorlar. Teşekkür ederim, saygılar. Çok seviyoruz ve sizi kucaklıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Bizim için her gün canla başla çalışıyorsunuz. Sevgili hemşireler, siz bizim için çalışıyorsunuz. Bizim sağlığımızı destekliyorsunuz. Sizin için yapabileceğim evde kalmaya devam etmek olacak. Bu 14 kurala uyarsak mikroplar bize gelmez. Rahatsız Arkeoloji öğrencileri olarak bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu günler geçecek. Sağlıklı sağlıklı yaşayacağız. Ayrıca bu söylediğim her şey sizin sayenizde olacak. Abla ve abilerim, sizi çok seviyorum. Hastalığı göze alarak hastaneye gidiyorsunuz. Fedakarca çalışıp bütün hastaları iyileştiriyorsunuz. Hasta olmayacağız çünkü sizin ailelerinize kavuşmanızı istiyoruz. Lütfen koronavirüs gitsin. Lütfen insanlara yardım edin. Zeynep içten güveniyorum. Eminim ki bu virüsün tedavisini bulursunuz ve bütün herkesi iyileştirirsiniz. Kendimizi sağlıklı tutmaya çalışacağız. Ve bu koronayı bitireceğiz. Sonra bu halimize çok güleceğiz.
Doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız bizim için emek verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Bizim hayatımızı kurtarıyorsunuz. Yaptığınız işe çok saygı duyuyoruz. Dünyamız çok büyük bir mücadeleyle karşılaştı ve ismi korona. Bir virüs yüzünden binlerce kişi ölüyor. Sizler hiç korkmadan cesurca hastanelerde çalışıyorsunuz. Umarım siz hiç hasta olmazsınız. Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ederken siz hep çalıştınız. Kendinize dikkat edin. Benim annem de sağlık çalışanı olduğu için ona da teşekkür ederim. Evlerini yıka çok macak köpükle duhula. Annemin, babamın, anneannemin, dedemin ve dayımın anlattığına göre korona diye bir hastalıktan evdeymişiz. Yaptıklarınızı hiç unutmayacağız. Sevgili sağlık emekçileri, sizlere çok teşekkür ederim. Emeğiniz için çok çok çalışıyorsunuz. Canım annem ve babam başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Ailelerinizi geçindirmek için oralarda kalıyorsunuz. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Karnınız acıkmıyor mu? Hiç uykunuz gelmedi mi? Size çok şeyler borçluyuz. İnşallah siz de koronavirüs kapmazsınız. Size hastalara çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı olmak demek bir yerimiz ağrımıyorsa ve mutluysak bu sağlıklı olduğumuzu gösterir. Ve çok güzel uyumamız lazım. Güzel beslenmemiz lazım. Spor yapmamız lazım. Doktorlar hastanede bize bakıyor. Dünya sağlık günü kutlu olsun. Doktorları çok seviyorum. Bu Erva doktor, bu da Saadet doktor. Onları, doktorları çok seviyorum ama en çok bu ikisini seviyorum. Çünkü onlar benim doktorlarım. Diğer sağlık çalışanları bizim iyiliğimiz için yaptığınız iyilikler için size minnettarız. Sağlık çalışanlarına yardım etmek için biz evde kalıyoruz. Gökçe'nin elindeki ne aşkım? Doktor. Neden yaptın onu? Çünkü bugün sağlık çalışanların günü. Hemşire ve doktorlarımız sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Doktor, hemşire hasta olanları muayene eder ve istediği zaman doğum günü yapar. Ben doktor çizdim. Bu bizim sağlığımızı mikropları öldürür. Burada hemşire ve doktor var. Buradaki kız hasta, onu iyileştirmeye çalışıyorlar. Buradaki kızı oyuncak ayıcıyla birlikte yatakta yatıyor. Sağlık çalışanlarımızın günü kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Dilek söyle. Bay bay. Evde kal Türkiye. Ve bunlar da sizin için. Bay bay. Sizi seviyorum.
Çok çok seviyorum. Da seveceğiz. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, kalp. Çünkü varsınız. Çok çalışıyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Size başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.